Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı doktor Derya Özçelik. Ne kadar çok güzel konular var bugün. Kadınlarla ilgili, saç ekimiyle ilgili herkesin merak ettiği konuları sizinle konuşacağız. Öncelikle hocam son zamanlarda çok sıklıkla uygulanan bir işlem var. Saç ekimi. Bununla ilgili yanlış bilinen, doğru bilinen birçok şey var. Saç ekimi en doğru kimler yapabilir? Aslında saç ekiminde doğru adres her programda ben söylüyorum. Bu cerrahi bir işlem, estetik cerrahi bir işlem. O nedenle plastik cerrahlar. Eğer e, plastik cerrah dışında, yani plastik cerrah ulaşamıyorlarsa mutlaka bir doktor olması lazım. Yani doktor olmadan e, orta düzeyde bir ameliyat bu. Yapılması uygun düşmez. E, özellikle de e, internet ortamında, televizyonda ben çok sık şahit oluyorum doktor olmayan kişiler saç ekim hakkında uzun uzun tıbbi açıklamalar yapıyorlar. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Ve söylediklerinin büyük bir kısmı birbiriyle çelişiyor. Yanlış bilgiler kişilere geçiyor, dinleyicilere geçiyor. Bu bir bilgi kirliliğine yol açıyor. Belki şimdi sizinle de sohbetimizde geçer. Bir dolu doğru bilinen yanlış var. Evet, haklısınız. Evet, mesela diyorlar ki kadınlara saç ekilmez. Öyle çok hasta başvuruyor bana. Ee, anlatıncaya kadar bayağı zorlanıyorum. Kaldı ki ben e, 20 yıl önce e, ilk e, hastalarımdan bir tanesi bir bayandı. Çok güzel bir şekilde saç ekimi yapmıştık ve e, değişik bir hastaydı. Onu e, uluslararası bir dergide, bir Amerikan dergisinde yayında yapmıştım. Kadınlara saç ekilebilir, şöyle şöyle şu kurallara dikkat edilmesi lazım diye. Mesela bunlardan birisi bu. Kadınlara saç ekilebilir. Eğer uygun bir adaysa donör alanı arka taraftaki saçları iyiyse yani bir takım testlerden geçiriyoruz o, o açılardan kendisine bir tıp bir sorun yoksa bir hastalığı yoksa altta yatan bir problem yoksa e, ekim içinde donör alanı ise kadınlara saç ekilebilir mesela. Peki Derya Hanımcığım saç ekimi kişiye özel bir uygulama mı? Tıpta şöyle bir şey var Filiz Hanım biz tıpta şöyle deriz hastalık yoktur hasta vardır deriz bu her şey için geçerli. Kişiye özeldir tabii ki. Tıpta her şey kişiye özeldir. Ee, yani sizin e, saçınızın e, durumu bir başkasının saçının durumuyla aynı olmayabilir. Sizinkisi çok incedir, çok seyrektir. Size uygun olmayabilir ama bir başkasına uygun olabilir. E, tabii ki kişiye özel değerlendirilir. Bütün tıpta her şey böyledir. Peki hep böyle e, benim de e, internette bununla ilgili hani okuduğum bilgiler var. Ya saç ekildiği zaman işte yok tepe bölgesi tutmaz, tepe bölgesi tutmuyor. Bunlar doğru bilgiler mi? Bu da doğru değil Filiz Hanımcığım. Kuralına uygun yapılırsa tepe bölgesine tutmaması için hiçbir neden yok. Saç ekimi bir doku nakli işlemi. Plastik cerrahide çok temel bir ameliyat biçimidir. Greft ameliyatları yani doku nakil ameliyatları. Biz bunu sadece saç için yapmıyoruz. Mesela kişinin eli yanıyor. Buraya bir deri grefti veya deri filebi aktarıyoruz. Veya yüzünde trafik kazası geçiriyor, kemik kaybı oluşuyor, vücudunun başka yerinden kemik grefti aktarıyoruz. Yani greft zaten plastik cerrahinin çok temel bir e, doku transfer yapma biçimidir. E, saç ekimi bunlardan bir tanesi. E, tepe bölgesi, yani Vertex bölgesinde, şu bölgede e, saçların tutmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki kuralına uygun yapılsın, ameliyatta adrenalinin dozu doğru ayarlansın. Ee, bizim hastalarımızda hiçbir sorunla yani sorunla karşılaşmıyoruz. Bir bilgi. Tabii ki aynen öyle. Peki Derya Hanım e, dediniz ya de, saça ekilen greft sayısı e, kaliteyi artırıyor mu? Neyin kalitesini? Saç ekiminin. Yani daha mı kalıcı oluyor? Gref sayısı derken şöyle Filiz Hanımcığım eğer e, belirli bir boşluk varsa yani şu kadar bir boşluk varsa buraya 2000 greft ekerseniz az olur tabii hasta memnun olmaz. Orada greft sayısı ne kadar çok olursa 4000 olursa onun iki katı kadar bir memnuniyet oluşur. Fakat bunu şöyle yanlış anlamamak lazım ki böyle de çok söylem var. <laughs> Mesela 1 santimetre kareye kaç tane greft koyabilirsiniz diye soru soruyor bazen hastalarımız. Bu doğru bir soru soru değil. Burada bizim amacımız 1 santimetre kareye e, şu kadar greft sığdırıp rekor kırmak değil. Konan her bir greftin yaşayabilmesini sağlamak Bunlar e, doku yani bunlar canlı canlı organlar, hücreler. O nedenle eğer e, dokunun etrafındaki yani greftin konacağı e, cidarı çok inceltirseniz çok fazla greft koyacağım diye hiçbiri yaşamaz. Bütün şeyden oluruz, bütün koyduğumuz greflerden oluruz. E, amaç burada bir santimetre kareye hepsinin yaşayabileceği miktarda doku koyabilmek, greft koyabilmek. Bu önemli bir ayrıntı. Beslenebilmesi lazım, kan desteğinin bozulmaması lazım. Hatta bazen o kadar bozuyorlar ki, değil konan greflerin tutmaması, oradaki doku bile ölüyor. Yani saçlı deride nekroz oluşuyor, saçlı deri bile ölüyor. O kadar çok tahribat oluyor ki, yani çok sıkıştıracağız diye. Doğru bir şey değil. Doğru değil. Peki ee, ne yapmak lazım? Biraz önce dediniz ya, tıpta her şey kişiye özeldir diye. Şimdi saç ekimi de o zaman kişiye özel oluyor ya. Herkes de aynı sonucu alabiliyor muyuz? Yani herkese e, ektiğiniz gref sayısı veya herkese yaptığınız işlem aynı sonucu veriyor mu? E, teşekkür ederim. Bu güzel bir soru oldu konunun belki biraz da açılması açısından. E, şöyle ki eğer kişinin karşımızdaki hastalarımızın altında yatan bir hastalığı yoksa, saçlarının kalitesi aşağı yukarı aynı ise, aynı cerrah ameliyat ettiyse tabii ki en az Konulan greflerin %95'inin tutmasını bekleriz. Ama kişinin saç kalitesi farklı, altta yatan hastalığı var. Mesela diyabet gibi, şeker hastalığı gibi. E, bunlar tabii ki sonucu e, bir miktar olumsuz yönde etkileyen etmenler. Hocam bir seansta taşınan gref sayısı ne kadar önemli? E, Filiz Hanımcığım şöyle, eğer kişinin ihtiyacı varsa, açıklığı genişse, donör alanında müsaitse... Tabii ki bir seansta olabildiğince çok greft taşımaya çalışıyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi amacımız am bunlar ameliyat rekor kırmak değil. Yani e, bir seansta ortalama olarak 4500 maksimum 5000 greft taşımaya çalışıyoruz. Transfer etmeye çalışıyoruz. Bu rakamların üstüne çıkıldığı zaman gref grefler dışarıda çok uzun süre e, kansız cansız bir ortamda beklemiş oluyor ve e, ömürleri kısalıyor. Aynı zamanda işlem çok uzun sürüyor. Lokal anestezin etkisi geçiyor. Tekrar tekrar yapmak doz aşım aşımlarına neden olabiliyor. O nedenle ihtiyaç varsa e, genellikle tek seansta 4000 4500 donör alanında tabii durum önemli. Maksimum 5000 graft ekmeye çalışıyoruz. Yalnız burada bir şöyle bir şey var e, Filiz Hanımcığım. Yani bazen hastalarımız yanlış anlıyorlar. Yani bir seansta düşünüyorlar ki yani böyle çok e, 7000 8000 graft aktarılmış kadar hani çok hacme ulaşılacak. E, bunu öncesinden anlatsak bile böyle bir arzuları oluyor. Beklenti. Ve böyle bir beklentileri oluyor. Donör alanları iyiyse, açıklıkları da çoksa her bir seansı 4500 olmak üzere yani 8000, 9000 belki maksimum. greft taşınabilir ama hepsi aynı oturumda değil. Buna ne hasta dayanabilir, ne dışarıda bekleyen grefler dayanabilir ne de ekip e, bu işi kurtarabilir. Ayrıca lokal anestezinin dozu da toksik dozlara ulaşır. E, onun için saç ekiminde bir e, şeyler var. Hız kısıtlayan durumlar var. Bunlar biraz önce anlattıklarım. E, bir de bir başka noktadan daha bahsedeceğim. Mesela her hastanın 4000 grefte aynı anlama gelmiyor. Mesela sizin saç gruplarınız üçlü, dörtlü, üçlü dörtlüdür. Saçlarınız da çok güzel zaten. Teşekkürler. Gruplarınız da iyidir muhtemelen. Mesela sizin gruplarınız, saçlarımız genellikle böyle gruplar halinde dururlar. Hep üçlü dörtlü, üçlü dörtlü ise sizin bir greftinizde 3-4 tane saç varken daha seyrek olan birinin bir greftinde 1 iki saç olabilir. Aha. Dolayısıyla sizin 4000 bin greftiniz 15 bin saç teli yaparken bir başka kişinin 4 bin grefti 8000 saç teline tekabül ediyor, Tam iki katı fark. Şimdi çok daha iyi anladım evet. ben graftin ne kadar önemli olduğunu. Tabii. Biz çünkü bilmiyoruz graft yani graft ne acaba ne saç ekiminde. Doku. Evet doku parçası üzerinde saçlar. Ama işte onu da olduğuna... herkesle aynı zannediyoruz. Değil yani. tabii. Yani sizin 4000 graftiniz bir başka birinin 4000 graftiyle kesinlikle farklı. O zaman şöyle oluyor hocam. Şimdi biraz önce değil mi değindiğimiz konu. Demek ki herkesle aynı sonucu almamız bununla alakalı. Herkes de aynı sonuç alınamıyor. Tabii saçlarının gruplaşması önemli, inceliği, kalınlığı önemli tabii ki. Yani sizinle aynı cerrah, aynı işlemi yapsa, aynı şartlarda sizin saç kaliteniz farklı olduğu için, saç kalınlığınız farklı olduğu için daha tok dururken bir başka kişinin grupları daha düşükse, yani her bir grefte bir iki tane saç teli içeriyorsa, saçları ince ise ondaki sonuç daha farklı görünecektir. Peki hocam saç ekimi yaparken e, mutlaka PRP tedavisi de gerekli bir şey mi? Ee, çok güzel bir soru bu da Filiz Hanımcığım. E, bu e, bir gereklilik değil. PRP bir e, hücresel tedavi. Kök hücre tedavileri de var. Stromal vasküler fraksiyon diyoruz. E, bunlar e, hücresel tedaviler, yan tedaviler. Bunlar saç ekimine illa, ille de kombine edilecek diye bir şey yok. Bunlar bir zorunluluk değil. Saç ekiminde esas konu İşlemi yapan kişinin ehil kişi olması, bir özellikle bir plastik cerrah olması. Eğer grefler e, laletten bir şekilde transfer edilirse, kökleri ezilirse, e, doğru bir şekilde e, yuvaların e, çapı ile greflerin çapı uyumsuzsa, doğru e, derinliğe konmazsa, e, teknik detaylarda sıkıntı yaşanırsa, siz isterseniz üst seans PRP yapın. Hiçbir şey ifade etmez. O grefler zaten yaşamayacaktır, tutmayacaktır. Yani teknik teknik bir iştir saç çekim bir ameliyat. Tekniğini doğru yaparsanız koyduğunuz greflerin %95'i en az yaşar. E, PRP, e, kök hücre tedavileri bunlar seçilmiş hastalarda. Mesela e, diyelim ki e, bazı hastalarımız oluyor maalesef yanmış oluyor saç derisi. Çok geniş alanlarda değil ama küçük alanlarda saç çekiyoruz. Bu kişileri öncelikle e, deri altına yağ enjekte ediyoruz. Yağ dokusu Kök hücreden çok zengin bir dokudur. Yağ dokusunu alıyoruz liposakşın yöntemiyle. Önce derinin altına yağ enjekte ediyoruz. Oradaki kök hücreler derinin kalitesini artırsın diye ondan sonra saç çekiyoruz. Yani e, bazı hastalarda e, kök hücre tedavisi yani hücresel tedaviler e, zorunlu. Yanık zeminler, sıkarlı zeminler gibi. E, fakat normal bir kişide bunlar bir zaruret değil. Saçın kalitesini geçici olarak artırmak için uygulanabilir. Çünkü de bunların ücretsiz tedavilerin ömürleri kısa, ama etkinlikleri var tabi. E, kısa ömürlü tedaviler. E, saç da zaten uzun soluklu bir şey, yani ömürlük bir şey. Evet. Yani her hafta PRP yapamayız, değil mi? Her hastalarımıza. Kısa vadeli sonuçlar veriyorlar. Hocam, kök hücreye de girdiniz ya oradan. Saç ekimi, yani kök hücreli saç ekimi. Kimlere uygulanıyor? O kadar çok duyuyorum ki. Herkes bundan bahsediyor ve konuşanlara da bakıyorsunuz çoğu doktor bile değil. Yani e, kök hücrenin biraz hani açılımını sorsanız yani kesinlikle cevap alamayacağınız bir durum. Biz e, sizden öğrenelim e, doğru yani, hocam. Evet. E, kök hücreler, e, mezenkimal hücreler e, vücudumuzda biliyoruz ki yağda çok miktarda bulunuyor. E, ve e, şöyle ki kök hücreler mesela yüze transfer edin, saçlı deriye transfer edin, dizin içine transfer edin hani dejeneratif ol, olmuş bir kıkırdak yapısı varsa gittiği yerde rejenerasyon yapılıyor, yapıyor. Yani orada bir e, iyileşme sağlıyor. Hani daha anlaşılabilir bir şekilde söylersem ve farklılaşma özelliğine sahip hücreler. Yani mezankimal hücre, ana hücre gibi düşünün. Bunlar gittikleri yerde ihtiyacı binaen yağ hücresine, kıkırdağa, kemiğe farklılaşabiliyorlar. Böyle bir özellikleri var. E, o nedenle çok kıymetliler. Yağ dokusu bu konuda çok zengin eğer yağ dokusunun yağına ihtiyaç yoksa yani bir volüm ihtiyacımız yoksa yağından ayrıştırıp biraz önce söyledim stromal vasküler fraksiyonu elde edip o bir sıvı halinde bir materyal haline dönüşüyor kök hücreden zengin stromal vasküler fraksiyonu enjekte edebilirsiniz. Bu saçın kalitesini biraz artırır bir miktar yani yayınların sonuçlarını söylüyorum. Bir miktar saçın kalınlığını artırır, bir miktardan stesini artırır. Yalnız hücresel tedavilerdeki sıkıntı uzun ömürlü olmuyorlar. Yani biraz ömürleri kısa tedaviler oluyorlar. Bu nedenle de saç çekimi hali hazırda saç problemi olan, saçları dökülmüş olan kişilerde en uzun soluklu. En kalıcı tedavi. Peki hazırla. hocam sonuçta sıkarlı alanlar da mevcut olabiliyor Tabii. saç ekilecek bölgede. Sıkarlı alana saç ekimi uygulanabiliyor mu? Küçükse Filiz Hanımcığım uygulanabiliyor ama böyle çok geniş yani maalesef bazı çocuklarımızın başına kaynar su dökülüyor, tencere düşüyor bir şeyler. Çok geniş alanlarda yanıklar oluşuyorsa da biz tabii plastik cerrah olduğumuz için bizim tek şeyimiz, elimizdeki tek silahımız saç ekimi değil. O zaman eğer saçlı derisinde sağlam bir yer varsa o sağlam kısmın altına yani anlaşılsın diye söyleyeceğim balon yerleştiriliyor, expander yerleştiriliyor. Dokuyu genişletiyoruz. O yanık alanı çıkartıp sağlam deri oraya yayıyoruz. Yani doku genişletme ameliyatları var. Nasıl mesela kilo alınca kişiler 150 kilo rahatlık buluyor, evet. deri genişliyor. Onun mantığından düşünün. E, o ameliyatın e, yapılamayacağı bir durum varsa yani ekspansiyon yapılamayacaksa, e, erkek çocuğuysa, göğsünde kıl varsa, sakalında kıl varsa yani bütün alanda boşluk varsa belki buralardan donör alan olarak faydalanabilir. E, şöyle bir birkaç cümle daha söylemek isterim. Yani sıkarlı alanları yapılan ekimin başarısı çok yüksek değil. Biraz önce hani hep %95'lerden bahsettik. bahsettik. Çünkü o zemin sağlıklı bir zemin değil, kanlanması bozuk olan bir zemin. E, oralarda dediğim gibi önce bir yağ injeksiyonlarıyla doku biraz daha iyi hale getiriliyor. E, fakat ona rağmen e, yani 50, 60ı tutarsa iyi bir şey. Hocam plastik cerrahi bilim sanat ödülleri veriyorsunuz. <laughs> Bu ödülün amacı neydi? Evet. Teşekkür ederim. E, şöyle ki bizim esas adımız plastik cerrahların ilk ismi Türkiye'de maksilofasiyel cerrahlardır. E, bu e, konuyu birçok kişi bilmiyor, halkımız da bilmiyor. Çok e, ortada kaldı, yüzü kırılan kişi kime başvuracağını bilemez oldu. Buradaki farkındalığı artırmak için ve bu konuda özveriyle çalışan arkadaşlarımızı desteklemek için ben aynı zamanda yani ressam olduğumu söyleyebilirim. Aa, İlk aldığım mi? diploma yani ilkokul diplomasına önce resim sanatla ilgili bir diploma resim kursu diploması bu alandaki farkındalığı artırmak için böyle bir şey yapıyorum uluslararası. A grubu bir dergide maksülofasyal cerrahi ile ilgili yayın yapmış ama orijinal makale yani case report olgu sunumu tarzında değil. E yapmış arkadaşlarımızdan birine her yıl bir tane ödül veriyoruz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ne ediyoruz. Demek.